Beyler başkan yardımcılığı. Anakademi Kadın Kolları Gençlik Alanı Departmanı arkadaşlarım, mahalle başkanlığı. Hepiniz hoş geldiniz. 24 Haziran Türk demokrasi tarihinde önemli bir virajdı ve elhamdülillah bu virajı kazasız hep birlikte atlattık. İlçemizde Cumhurbaşkanımızda %52.73 var. Milletvekillerimizde de %44.5'da bir destek çıktı. Allah'a şükür olsun ki bu oranlar hem İstanbul ortalamalarımızı hem de Türkiye ortalamalarımızı üzerinde bir rakamlarla yük olan değil, yük olan bir ilçe olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Daha da iyi neticeleri almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 24 Haziran sürecinde değerli bakanımla verimli sağlık çalışmaları gerçekleştirdik. Nazlanmadan verilen her programı üzerine ilave etmek suretiyle güzel çalışmalar yaptı. Kendisine burada huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yeni görevinin yeni dönemi hem vekilimize hem de vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mikrofonu da değerli vekilime emanet ediyorum. Boyumu da görün yani. Öncelikle siyasette gerçekten her zaman takdir ettiğim, gösterdiği gelişmeyi de çok büyük şaşkınlıkla karşı olmadım ilçe başkanımıza, tüm buradaki teşkilat mensubu arkadaşlarımıza. Bu güzel günde beraber olma fırsatını tanıdıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir tarihimizin, Cumhuriyet tarihimizin önemli bir noktasını yerde bıraktık. Bu basit bir seçim değil, basit bir Cumhurbaşkanı seçimi, basit bir milletvekili seçimi değil. Ve dünden itibaren gördüğünüz gibi de adeta yeni bir kabuk değiştirmeden sonra yeni bir dünyaya doğru yelken açtık gidiyoruz. Çok önemli bir değişimdi ve Cumhurbaşkanımızın öncelikle seçilmiş olması çok önemli. Cumhurbaşkanımızla birlikte mecliste de parlamentoyu kanunlar bakımından yönetebileceğimiz bir rakama erişebilmemiz ve Cumhur İttifakı ile birlikte de önümüzün daha kolay günlere doğru gidebilmesini sağlamış olmamız çok büyük başarı. Tabii önümüzde çok önemli halledilmesi gereken sorunlar var. Ekonomi bunların başında geliyor. Terörle mücadele, keza aynı şekilde istihdam yaratmak, gençlerimize çok daha kısa sürede iş bulmak, gençlerimizin mutlu olacağı işler yaratmak, insanlarımızın cebindeki aşı, işi daha fazla arttırmak, geliri daha fazla arttırmak herhalde hepimizin arzu ettiği, hükümetimizin, meclisimizin, Cumhurbaşkanımızın da öncelikle bir konu. Ama bu noktada en fazla üzerinde durmamız gereken şey, AK Parti her zaman böyle kenetlenmiş bir şekilde liderinin arkasında, yöneticilerin arkasında hiçbir o demiş bu demişe kapılmadan sağlam durarak bugünlere geldi. İnşallah Türkiye'yi de çok önemli noktalara bu şekilde taşıyacağız. Bakın dünya çalkalanıyor. İngiltere kaynıyor. Almanya kaynıyor. İtalya kaynıyor. İspanya, Portekiz başka bir dünyada. Yunanistan başbakanın ne olacağı belli. Avusturya, Amerika bir başka şekilde. Bütün bu gelişmeler içinde bütün dünyanın neredeyse el birliğiyle yıkmaya çalıştığı, her türlü imkanı kullanarak ekonomisiyle, gezi olayları, Cumhurbaşkanımıza darbe teşebbüsleri, hain terör örgütleri, bütün bunlara rağmen Türkiye sapasağlam ayakta. Ve Cumhurbaşkanımız yine dün hakikaten hepimiz yemin töreni olsun, devir teslim töreni olsun iftar ettik. Ve bunları sağlayan da aslında sizlersiniz. Sizler ev ev dolaştınız, sıcak Ramazan demeden ne dediğinizde yaptınız ve çok büyük bir başarının gerçek mimarları oldunuz. Ben
bugün aranıza bugün gelişlerinin de mazbata bağlayıp yeminime edeyim. Hakiki milletvekili olmuş olduğunuz, tecrübeli milletvekili olduğunuz için bugüne bıraktım. Cumhurbaşkanımız da mazbatasını alıp yemin ettikten sonra Azerbaycan ve yükseltini yapmakla bir yerde aynı doğrultuda olduğumuzu gösterdi. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Beytinburnu'nda çalışmak, Beytinburnu'nda herhangi bir toplantıya katılmak bir görev olarak böyle hani gideyim de işimi halledeyim, ayrılayım şeklinde olmadı. Her zaman burada çok keyif olarak görev yaptık. Birbirimize dayandık, birbirimize espriler yaptık. En zor anlarda moralimizi düzelttik. Ve hakikaten iki seçimdir de kısmet oldu. En son gün burada beraber olduk. Sevgi yürüyüşünde en son bu meydana çıkıp kapanış konuşmasıyla. Ve o benim için de büyük onur. Yani Twitter'a koyacağım, o sırada Eyüp'teyiz. Fakat altında da seçim yasağı var. Böyle bir taraftan Cumhurbaşkanı konuşuyor, bir taraftan da Zeytinburnu Twitter'a atıyorum yürüyüşteyim. Bir tane fotoğrafın peşine düştüm. Böyle bir yürürken tepede bir fotoğrafçı arkadaş vardı. Bütün yürüyüşü çekti. Onu elde edemiyoruz. O da çok, yani şunu koyalım çünkü bütün ne kadar kalabalık olduğumuz, ne kadar görkemli olduğumuz şeyi. Neyse sonra da o da geldi, onu da koyduk. Ondan sonra da yasaklara girdik. Ama başta ilçe başkanımız olmak üzere, belediye başkanımız, belediye meclisimiz üyeleri, bütün teşkilat mensupları hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta kadınlarımız da. Kadınlarımız olmasa AK Parti olmazdı. AK Parti olmayınca zaten Türkiye bugünkü seviyesinde olmazdı. Kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Hepinize hakkınızı helal edin. Çok büyük hizmetler yaptınız. Tabii gençlerimize ayrı bir teşekkür borçluyum. Gençlerimiz olmasaydı, kadınlarımız olmasaydı biz bu noktalara gelemezdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde yine birbirlerimizle kenetlenerek, dertleşerek, sorunlara çözüm arayarak, onları gidermeye çalışarak bu önümüzdeki günleri, ayları, yılları birlikte müşterek edeceğiz. Bir abimiz olarak, bir dostumuz, kardeşimiz olarak Zeytinburnu'nda her zaman olmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İyi günler bize de olsun. Çok teşekkür ederim. Bakanıma soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? Zaten yorgunlar şimdi. Yine sorucular. Burada dinlendik. Aslında Öyle cumhurbaşkanlarıyla yaşadık ki cumhurbaşkanını görmek büyük bir lükstür ama bizden yanaşamıyoruz. Külliye herkesin mekanı. Külliyeyi görmek var mı? Cumhurbaşkanını görmemek gayet normal. Yerinde duran cumhurbaşkanı. Olur yok ama Allah razı olsun her zaman. Külliyeyi gezmek, ziyaret etmek istiyoruz. İnşallah. Öyle bir yerine otursun şey bir nefes alsın. Ondan sonra Sezer gibi olsaydı tepkin görme şansımız olur. Sezer'i ayrılmıyor zaten. En azından ayrılmıyor. 90 diyorlar ki 157 kişi görmüş 7 senede. Şimdi bugün Azerbaycan'da, sonra Kıbrıs'ta, sonra Belçika'da, NATO'ya. Tabii NATO toplantısı aslında iyi bir zamana denk geldi. Bütün NATO ülkelerinin liderleri şimdi ya bu gitsin de Türkiye kurtulsun diyen bütün liderler şimdi gelip artık bükemedikleri eli sıkacaklar. Güzel bir rastlantı oldu aslında. Hükümetimiz kuruldu. Çok güzel bir hükümet oldu. Ben beğendim. Hepsinin bazılarıyla aynı kabinede görev yaptım arkadaşlarımız. Hepsinin ne kadar bu işin ehli olduklarını bizzat şahidiyim. Olmayan diğer arkadaşlardan da çoğunu tanıyorum. Hepsi kendi sahalarında uzmanlaşmış, kendilerini ispat etmiş arkadaşlar. Bir de tabii yeni sistemde artık bakanların mazereti yok. Yani önü su gibi açık. Ne bürokrasi engeli var, ne o engeli var, ne bu engeli var. Arkalarında kapı gibi Cumhurbaşkanı var.
Dolayısıyla yapan yapar, yapmayan değişir gayet kolay. Onun için de bu şevk ve heyecanla eminim birçok güzel hizmetlere bayrak açacağız. İlk fırsatta da sonuçları görmeye başlayacağız. Meclis olarak da aslında mecliste çoğunluğumuz yok gibi gözüküyor. Ama meclis dengelerinde çoğunluğumuz var. Hem yani Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhur İttifakı nedeniyle var. Ama daha da önemlisi meclis içinde AK Parti grubu her zaman çok güçlü bir gruptur. Çok disiplinli bir gruptur. Çok iyi yönetilir ve yani iyi organize olmuş bir grubun sesi her zaman gücü daha fazla olur. Başbakanımızın, eski başbakanımızın, son başbakanımızın meclis başkanı seçileceği de inşallah gerçekleşecek Perşembe günü. Binali Bey'in çok büyük hizmetleri oldu ve çok zor dönemlerde gerçekten onun orada olması Türkiye için bir şans oldu. Kişiliğiyle, uzlaşıcı yetenekleriyle birçok badireyi aşmamızda zor anlardaki gerekirse karar tutumuyla çok önemli görev ifa etti. Mecliste de bunu sürdüreceğinden eminim. Mecliste ayrı bir güç teşkil edecekti ve meclis içinde sıkıntılı anlarda çok daha fazla partinin bir araya gelmesini sağlanması, ülke menfaatleri gerektiğinde particilik oynanmaması bakımından sanıyorum meclisin de rahat çalışmasına imkan verecektir. O açıdan her şey tıkır tıkır yürüyor. Ali Koç için çok kötü şeyler söylendi ama niye değilmiş, onu gördüm. Biz üzüldük ama ilk Koç açıklama yaptı. Ama ben bir arkadaşım dedi ki, muhalif bir arkadaşım. Ya dedim, görüyor musun dedim, o da çığır açacak şimdi dedi, işte bir şeyler. Hayır dedim, Ali Koç dedim, Cumhurbaşkanımızın birebir örtüşen sözleri söylüyor. O da yeni bir çığır açacak. Siz bunu yanlış anladınız dedim. Bence Tayyip Erdoğan gibi halka indi dedim Ali Koç. Bunu evet. Fark etmediniz dedim. İnşallah olacak. Ali Koç hakkında bir insandı. Cumhurbaşkanımızın arası iyiydi yani. Çok güzel olacak. Zaten Cumhurbaşkanımız ülke olarak çok güzel bir mesaj verdi. Evet. Kibiri kaldırın. İşte o kadar. Bitti. Kibir o kibir kalktığı zaman insanlar iç içe. Yani birinin bir makamına gittiğimiz zaman kibirlik yaparsa zaten kendi kuyusunu kendi kazmış. Hemen bana ya. Telefon et kibirliği ben. Ama bizim karşımızda. O 1.90 valla parçalarım.